Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda İtalya'dayım. Aslında dün geldik ama dün çekemedim, çok yorgundum. Vlog çekemedim yani yarın. Bugün ikinci günden başlıyorum. Zaten şu an metrodayız. İtalya'nın Roma şehrindeyiz. Akbil almaya çalışıyor annem. Akbil halletmeye çalışıyor. Böyle bir yerdeyim. Metro yani bildiğini. Dün zaten yolda geçtik bunlar. Ondan sonra da eve geldik. Bir evde kalıyoruz size. Gidince evi de göstereceğim. Bugün gezeceğiz herhalde. Evet arkadaşlar, biraz sonra o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, burası böyle metro istasyonu. Burada pek bir şey anlamıyorum ama arkadaşlar şu anda Colosseum'a geldik Roma'da. Çok ilginç bir yer. Ama aşırı kalabalık, aşırı sıcak. Yani ben nasıl dayanacağım bilmiyorum. Şapka da almamışım. Kafama şöyle bir şey geçirdim. Ama harika bir yer olduğunu söylemem gerek. Çok sıcak ama ya. Çok sıcak. Böyle göstereyim biraz. Şöyle de görün. Yakışmış mı her kafamdaki şey? Onu da yoruma yazın tabii. He, yakışmış mı? Evet arkadaşlar, burası Colosseum. Böyle komple baba tarihi bir yer. Size kombinimi göstereyim dedim arkadaşlar, şöyle ayna bulmuşken. Böyle bir şort işte, siyah. Üstüne de böyle bir şey yaptım. Burası da böyle en az İstanbul kadar kalabalık yani. Bayağı kalabalık bir yer. Ama insanları sıcak. Pek bir şey görmedim daha ama göreceğiz beraber. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi Roma Forum'una geldik. Bu da bayağı tarihi yapılar yine. Her yerler karşılar, baktalar. Sanki şey gibi, benden kesin gezi sunucusu falan olur bence. Diksiyonum falan çok uygun diye düşünüyorum. Kendim çok yoruldum. Ama annemler durmadığı için asla durmuyorlar. Çıkıp çıkıp duruyorlar. Ben burada enerjim bitti, tükendim. Onlar hala yok şurayı da görelim, yok burayı da görelim. Ay. Şimdi tepeye çıktım. Ay, ter içindeyim yemin ederim. Affedersiniz, sucuk gibi oldum. Bir de üstüme rüzgar. Şurada ne var bakayım? Bir şeyler var. Selam reisler. Ah, anne. Çok yoruldum vallahi billahi. Ama ne kadar yorulsan da kesinlikle gezmeyeceğim. Öyle mi? Çok yoruldum ama. Anne sucuk gibi kaldım. Gezeceğiz. Çok gezeceğiz. Tamam. Çok yer varmış buralarda. Anne tamam, nefes al, nefes al. Ay ben anlamadım yani bu enerji nereden geliyor. Hele geziyoruz hala buraları, devam. Baba daha nereye gezeceğiz? Ben de bayılmak üzereyim baba, lütfen. Tamam oturacağım. Sen de bilmiyorum, ben anlamadım. Gezdin doymadın mı baba? Arkadaşlar biz hala işkenceye devam. Size baba öyle oturmam lazım. Arkadaşlar şimdi o Roma turunu bitirdik. Nasıl desem? Şimdi de şeydeyiz. Otobüsle şehri falan gezeceğiz böyle. 3 kişi kaç euro? 55 euro verdik herhalde. Öyle bir şey. Aşırı yoruldum. Şu an ilk defa oturduk böyle. Bayağı iyi oldu. Esiyor. Bu otobüs 2 katlı. Biz şeyindeyiz. Böyle açık katındayız. Bir de alt katı var. Böyle geziyoruz yani. Bu şapkayı da alıverdim az önce. Bu şapkaya da 5 euro verdim. Araştırdık zaten. En meşhur yerlerindeyiz yani. Şurada bir dondurmacı var. Bu dondurmacıda dondurma yiyebiliriz. Hemen karşımda da makarna yapan bir yer var. Şu yani karşı aralığı arkamda kaldı. Zaten her yer makarnacı, pizzacı, her yer dondurma. Ben bugün bir sabah kahvaltı edip böyle çıktım dışarı. Ben çok kalabalık, çok sevdim buraları. Çok güzel, aşırı böyle enerjisi iyi yerler. Yani bir kahvaltı edip çıktım dışarı. Kaç saattir geziyorum. Şurası da güzel bir yere geldim yine. Size göstermem lazım burayı. Şöyle bir saniye. Ses alın bak. Ses alıp bana Instagram'dan yollayın fotoğrafı. Birine çarpıyordum.
tane salonuna. Artık direkt çiçeğim bir saniye. Dileklerim çiçeğim. Evet çıktım, atıyorum. Şöyle. Bu suyun içi zaten para dolu. Herkes böyle dilek paralarını buraya atıyor. Umarım dileklerimi kabul alır. Of ya şey, az önce kuşun üstünde kene gördüm arkadaşlar. Çok gerginim. Dibimdeydi kuş. Üstünde kene vardı. Vallahi çok gerildim onu görünce. Gezmeye devam. Vallahi enerjim benim tükendi, tükeniyor yani. Hala yemek yemedim. Her şeye geriliyorum. Ne yesem, ne yapsam. Çünkü yemek konusunda da şey yapamıyorum, güveremiyorum. Ne bileyim. Neyse. Bulacağım, araştıracağım. Yiyeceğim ona göre. Şimdilik yine ne diyorum? Bye bye. Nice country, Turkey. You have a good people. I love your country because thank you. I like black Africa. Peace and love. I love Africa. Thank you. Thank you. Öyle, bu da bir anıydı. Seviyormuş Türkiye'yi. Dem baba falan, bileklik, bilekliklerimi de aldım. Güzel. Aman aman, nerelere geldik ya, ya Rabbi. Bak bak bak. Görüyor musun? Kıskananlar çatlasın. Ay her yere insan çekemiyorum. Kıskananlar çatlasın. Burası şeymiş. Adını unuttum. Ama güzel mekan. Daha yani dün yattık evde. Bugün gezmeye çıktık. Görüyorsunuz ortam yanıyor abi. Burada kaç insan var ya, böyle oturuyor herkes falan. Ama güzel. Türk de çok ha burada. Ayrıyetten İtalyan insanlarını sevdim yani. Çok sıcaklar be. Vallahi bildiğin çok sıcaklar. Çok şekerler. Ha. Çekemiyor muyum? Görüyor musunuz? Güneşten göremiyorum ama ben böyle yine de çekiveriyorum yani. Söylemesine de bakın. Bir de söylemesine. Ve arkada da insanlar. Bak böyle tepe mepe. Merdiven. Şey söyleyeyim bilenler. Unuttum bir şey merdiveni. Ay millet de bana bakıyor. İlk defa mı vlog çeken, YouTube çeken insan gördünüz? Yani ne alakası varsa. İnsan yemin ederim. Her yer insan kaynağı. Öyle yürüyoruz. İtalya'nın ara sokakları buralarda. Görüldüğü üzere. Oh mis. Babam ve ben. İtalya sokaklarında. Parmağım neden çıkıyor? Evet. Aman çarpılmayalım da. Ay çok güzel yerler var. İtalya'ya bayıldım. İtalya çok güzel. Kesinlikle buraları gelin görün, gezin. Çok güzel yerler var. Evet. Bir haftalığına İtalya'da yaşamak. İlk günüm, pardon ikinci günüm, dün geldim. Niye sürekli aynı şeyi söylediğimi hiç bilmiyorum. Sanki unutuyormuşsunuz gibi geliyor çünkü. İşte bizim kaldığımız ev, metro kullanıyoruz zaten. Bir evde kalıyoruz, otelde de kalmıyoruz. Meyve falan marketten bir şeyler alıp evimize geldik. Şimdi kapısından giriyorum. Size de evi göstereceğim. Lop lop lop. Geldim. Evet. Geldim. Aşırı yoruldum. Size evimi göstereceğim şimdi birazcık. O zaman hadi ilk odamdan başlayalım ve evimi görün. Bacağım gerçekten çok yoruldu. Ayaklarımı hissetmiyorum. Bakın böyle bir kitaplık var odamda. Böyle bir sürü kitaplar var. Böyle bir dolap var. Burası biraz dağınık. Valizim. Böyle kayısı aldım işte. O da burada. Odayı toplarım herhalde. Bir de şeye göstereyim size, şeye götüreyim. Annemler evin diğer odalarını çekmeme izin vermediler. Çünkü şu an ev dağınıkmış. Toplayınca çekersin dediler. O yüzden şu an size evi çekemedim. Üzgün surat. Bugün ama gerçekten hani gezdiğimiz ilk gündü ve çok farklı. İtalyanlar falan çok yakışıklı. Acayip yakışıklı çocuklar gördüm. Ve hepsi de böyle yani İtalyan insanları böyle sıcak, tatlı şiko. Böyle herkes dışarılarda böyle dışarılar ne. Gösteriler, sanat etkinlikleri, böyle gösteriler falan yapıyorlar, müzik yapıyorlar. Çok eğlenceliydi yani. Ben bayağı aşık oldum bu Roma'ya diyebilirim. Bakalım yarın ne olacak? Bir hafta boyunca İtalya'da yaşamak. Yarın 3. günümüz. Hadi bakalım. O zaman bu geceyi burada noktalandırıyorum. Ben de bir duşa girerim falan. Kendime gelirim. Yatarım. Şimdilik size öpüyorum. Hello. Evet arkadaşlar. Bugün biraz geç uyandık. Geç uyanmadık aslında ama geç çıktık. Saat 6. Biz hatta böyle birkaç saattir dolandık falan. Bir şeyler içtik. Ama ben çekinmedim. Çünkü o an biraz kendime vakit ayırmak istedim. Şey içtim. Vodka falan. Vodka falan içtim arkadaşlar. O yüzden biraz böyle...
Tabii öyleyim ama harikayım yani. Yani buralar acayip güzel arkadaşlar. Ben İtalya aşık oldum. Ben burada kalayım ve beni kimse aramasın sormasın lütfen. Gerçekten. Sokaklarına, insanlarına, yakışıklı çocuklarına hepsine aşık oldum. Bugün de böyle yine kalıyoruz. Falan var. 10 euro yazıyor, 5 euro yazıyor. Tişört, donla falan. Böyle pazara bakış. Belki ucuz ve güzel bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum buradan. Dün geceki olayı hatırlıyorsunuzdur. Otobüste bayağı bunalmıştık falan. İşte bugün de çıktık tekrardan. Vatikan'ı falan gezeceğiz bugün. Vatikan. 1 euro falan yazıyor lan. Vallahi bak göstereyim. Şöyle 1 eurolar falanlar filanlar. Bence buradan ben güzel ve değişik bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum. Ben birazcık bakacağım. İnşallah bulurum. Hadi bakalım. Ben geldiğim şeye bakın. Arkadaşlar az önce dedim de 1-2 saattir bir şey çekmiyorum. Etkinliğe denk geldik öyle. Eğlenceliydi ama. Şimdi bir yere de kahve içmeye oturduk.
şeydeyiz, Vatikan civarlarında mı öyle bir yerler bilmiyorum tam. Şuradan merdivenlerde ineceğim bak. Dur bakayım. Yemin ederim var ya, burası böyle şey gibi bu İtalya genel olarak. Masal ülkesi gibi, masal. Çok güzel, ben aşırı sevdim. Yani çok beğendim, aşırı beğendim. Çok beğendim. Ay şuradan düşmeyeyim de. Bak. Merdivenlere bak. Öyle. Ama yani yemek konusunda da güzel aslında. Ama insanlar bu her yerde pizza, makarna yiyip nasıl zayıf kalıyorlar? Oğlanlar desen çok yakışıklı. Kızlar desen çok güzel. Anlamadım. Yiyip duruyorlar ama hiç kilo falan almıyorlar herhalde. Ne bileyim, bünyelerime alışık nedir? Şimdi de kahve içmeye geldik işte. Ben kahvemi içtim. Bir şu merdivenlere, yukarılara bakmak istemiştim. Güzel yani, kısacası. Ay. Göstereyim size şöyle buraları. Böyle bir yerler. Hadi öptüm size. Roma'nın en meşhur yerlerinden banyol merdivenleri. 150 basamak falan herhalde. İniyorum. Bakın de ben de. Burası böyle bir yer. Şey. 150 basamak değil mi gerçekten? İnşallah buradan bir de çıkış yapmayız. Böyle direkt ineriz ki. Çıkması daha zor çünkü in çık zaten pestilim çıktı bu çıkındır. Vermişiz bir defans. Şuradaki kafeyi gösterelim. Şimdi bir alt basamağa daha iniyoruz buradan. En üstünden aşağıya doğru iniyoruz şu anda. Oh. Buradan daha böyle. Bu 150 basamaktan daha fazla gibi bence. Ama 150 basamak diyorlar. Banyol merdivenleri. Herkes de kaygan gibi ha. Ana yine şurası kalabalık. Her yer insan kaynıyor. Her yer çok kalabalık. Evet arkadaşlar, 150 basamak aşağı indik. Gördüğünüz gibi. Burası da birebir meydan galiba. Arkadaşlar şu patatese benzeyen İtalyanların meşhur yemeğiymiş. Yiyeceği yani. De aldık bir tane şöyle. Tadına bakacağız. Bakalım nasıl. Şurada yazıyor mu? Şurada evet, yazıyor. Bakıyorum. Çekeyim. Tadına bakıyorum. Bak nasıl bir şey bakalım. Sıcak mı? Evet. Güzel mi? Güzel. Zaten koktu, bayağı daha koktu. Ye bakalım, afiyet olsun. Bana da alayım. Yok bana alma. Ye sen. Tekrar selam arkadaşlar. Şimdi evde bir şeyler unutmuşuz. Ben de böyle onları almaya tek başıma eve geri döndüm. İtalya'da bir hafta. Bugün pazara gidecekmişiz, bir başka pazara. Ben yavaş yavaş sanki burada yaşıyormuşum gibi oldum. Marketini biliyorum. Metrosuna biniyorum. Her yerini biliyorum artık. Her şeyini biliyorum. Ben burada bana yaşa deseler yaşayabilirim yani. O potansiyele geldim. Neyse şimdilik sizi öpüyorum, durum bilgisi yaptığıma göre. Bye bye. Evet, o dediğim pazara geldim ama bu pazara gelmek hiç kolay olmadı. Adını tam söyleyemiyorum. Öyle bir yere geldik biz. Pazar burada, bayağı yürüdük falan. Ne meydanı baba? Bu araştır kendim ben. Niye herkes buna laf sokuyor? Durduk yere. Ben burada gerçekten çok güzel şeyler bulacağımı düşünüyorum. Burası meşhurmuş zaten. Ama geldiğimiz yer biraz bana tuhaf geldi. İnsanlar falan sokakta az yani. Tek bu pazar yerinde insanlar çoktu. İnsanlar az ve biraz donuk geldi burası bana diğer yerlere göre. O kadar büyük ki çok da sıcak. Ne alacağım şaşırdım. Çok büyük bu pazar ya. Aşırı büyük. Sinir krizi geçireceğim burada çünkü yani her şey almak istiyorum şu ablacığım. Aşırı büyük bir yer ya. Her şey var. Gerçekten her şey var. Ben sıcaktan geldim. Yetimi kaybettim. Şu tipime bakın zaten. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Annem babamla ayrı ayrı geziyoruz. Umarım kaybolmam. Çünkü kızarlar yani. Ben de onları bulamazsam büyük sıkıntı. Yani. Ben gerçekten bu arada kayboldum galiba. Annemleri bulamıyorum. Bu taraftan gelmedim herhalde. Ben ne yaptım ya gerçekten? Ben ne yaptım acaba? Ben harbi şu an kendime inanamıyorum ya. Ben bu tarafa da ilk defa geldim.
Ben nasıl bulacağım annemleri bilmiyorum ya. Of of. Kafayı yiyeceğim. Bu şekilde de bakamıyorum bir şeye. Ay ben buraya harbi ilk defa geldim. Ne kadar büyük bir yer burası ya. Ben kaybolmak istemiyorum. Arkadaşlar zaten bu geldiğimiz yer o kadar tekin bir yer değil. Bulunduğumuz yer. Niye böyle oldu ki ya? Ağlayacağım şu an. Gerçekten ağlayacağım ya. Hani millete çarpıyordum. Sıcak bir yandan zaten. Annemler nerede bilmiyorum. Burası acayip büyük yani. Nereye, ne zaman girdim, nereden çıktım? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Neden böyle yaptım? Niye ben tek başıma gittim ki? Keşke gitmeseydim. Konuştukça kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Umarım kaybolmamışımdır gerçekten. Öyle bir şey hissediyorum yani. Şuradan bir yere annemler çıksa ama bak bu. Ben iyice kayboluyorum galiba. Çünkü buranın sonu yok abi. Gidiyorum, yürüyorum. Ben bu girişten gelmedim. Şimdi bir girişine gideceğim bakalım. Valla kıyafeti falan saldım. Almayacağım bir şey. Yeter ki kaybolmayayım ya. Yeter ki kaybolmayayım. Ama ben başka bir yoldan girip bu tarafa geldim. Buradan şey yapmadım. Gelmedim. Ya ben burada kaybolursam büyük sıkıntı. Ay burası bitmiyor. Ne yaptım bilmiyorum. Sanırım ağlayacağım ben. Arkadaşlar ya. Umarım bunu çektikten sonra buna gülebilecek potansiyelde olurum. Puf. Bitmiyor. Burası bitmiyor. Yürü yürü. Neyse ağlamayacağım. Ben hallederim. Ben bulurum. Evet. Pazar maceramızın sonuna geldik. Son dakika bir şeyler alabildim. Ne? Toplam 9 euro harcadım. Kendi aldıklarıma. Akşam göstereceğim size. Şimdi yine metroya bineceğiz. Annemleri de buldum. Yanık bulabildim yani. Midem çok bulanıyor. Böyle bir şey görülmedi arkadaşlar. Yaklaşık 2 saattir burada tren bekliyoruz ve galiba bence yanlış treni bekliyoruz ama yani açım, susadım. Buraya lütfen bir acıklı müzik. Ya şuralara hep tren geliyor, bizim beklediğimiz yere gelmiyor. Termine'ye, Roma Termine'ye gitmemiz gerekiyor. Ama bende pil bitti, tükendim. Şu tipime bak ya. Arkadaşlar selam. Saat şu an burada 1.34. Ama orada 2.30. Aynen 2.34 falandır. Bugünü tam olarak çekemedim. Yine çok yorulduk. 12 kilometre yol yürümüşüz. Ve aldığım şeyleri size gösteremedim şu an. Ama video bitiminde hepsini göstereceğim. Hello! Yine yeni bir gün. Biz bugün alışveriş yaptık. Dışarı çıktık ve sadece alışveriş yaptık. Yine kankilerime hediyeler aldım. Böyle. Daha kendime aldım. Şöyle Skitcher aldım kendime. Dün de pazardan falan alışveriş yapmıştım. Öyle. Bir de böyle yine kendime aldım bunu da. İşte şort falan aldım. Hediyeleri falan aldık. İnşallah beğenirler kankilerim. Şimdi annemler alışveriş yapmaya girdiler burada. Bir şeyler alacaklarmış. Ay biz yarından sonra da dönüyoruz. Çok güzeldi. Yani yarın da ne yapacağımızı bilmiyorum tam olarak. Alışverişimizi yaptık. Birazdan eve geçeceğiz. Evde biraz dinlendikten sonra tekrar dışarı çıkacağız ve sonra işte yine çıkacağız dışarı falan. Yarından sonra gidiyoruz. İtalya'da bir hafta. Güzeldi. Neyse, sizi şimdilik yapıyorum. Bay bay. Evet, eve geldim. Arka taraf gerçekten biraz değil, bayağı dağınık gözüküyor. Farkındayım. Toplayacağım. Zaten yarın valiz hazırlamakla falan geçecek. Yarın bir yerleri çok gezmeyeceğiz. Zaten yarından sonra da dönüşümüz oluyor. Bir haftayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi size ucuz ucuz aldığım şeyleri göstereceğim. İlk önce pazardan aldığım kıyafetleri göstermek istiyorum size. İlk önce şu elbise. Kolları dur, içine kaçmış. Bunu bir şey yapayım. Bir saniye. Bakarsanız böyle bir elbise. Bunu 2 euroya aldım. Buraya ilk geldiğimiz günlerde aldım bu elbise 2 euro. Sonra bu da 2 euro. Böyle bir elbise. Fırfırları falan var. 2 euro ya. 2 euro. Felaket iyi. Bu da 2 euro yine. Bunlar benim pazardan aldıklarım işte. İlk gün aldıklarım. Böyle bir elbise. 2 euro. Sonra bir tane daha vardı, durun. Onu da göstermem lazım o elbiseyi. Bu elbise de yine 2 euro. Evet. Sonra biz dün biliyorsunuz ben pazarda kaybolmuştum falan. Böyle bir şeyler. Dünkü pazardan aldığım şeyler. Pardon. Şunu da göstereyim. Bu da 2 euro. Bir gömlek aldım. İlk gittiğimiz pazarda ilk gün yine. Bu da böyle tatlış bir şey. Şimdi dünkü pazardan aldıklarımla başlıyorum. Gösteriyorum size. Günlük. Hatta üstünde yani H&M yazıyor bunun. H&M ürünü yani. Bunlar 1 euro arkadaşlar. Dün aldıklarım pazardan. Bunu her yerde giyerim yani. Gayet güzel bir parça. 1 euro. Ve bu
arkadaşlar. Tril tril. Bu da 1 euro. Çok güzel oluyor kotun üstüne falan şeyin. Kot şortun üstüne falan harika duruyor. Onu da söyleyeyim. Bu da yine baktım rengi çok güzel. Bu da bir elbise. Bu da 1 euro. Bunu da dün aldım işte pazardan. Sonra ben normalde böyle şeyler fazla giymem ama etek. Evet bu bir etek. Şöyle göstereyim. Bu da 1 euro şaka gibi. Bu da 1 euro ve yine bunu da işte evde giymelik falan tril tril olsun diye 1 euro. Ondan sonra bu da böyle değişik bir parça. Bu da 1 euro. Bu da böyle değişik şey olsun dedim. Bir şeylerin üstüne falan giyerim. Bu da 1 euro ceket gibi bir şey. Heh, bir tane daha var şurada. O da bakalım şöyle gösterebilsem. Şöyle bir şey. Bu da 1 euro. Bakalım başka kaldı mı böyle? Nerede? Kalmadı. Şimdi bugün yaptığım alışverişi göstereceğim size. Bugünkü alışverişim. Evet. Ben bunu her yerden bulabilirsiniz zaten. Yani çünkü H&M'den aldım. H&M bu da şöyle göstereyim. 10 euro. 10 euro ne kadar ediyor? Wow. Ne kadar ediyordu Türk parasıyla 10 euro? Ne kadar ediyordu ya? Unuttum. 60-65 falan olabilir. Öyle bir şeyler olabilir. Ve şu ayakkabılarım. Bunları da bugün aldım. Bunlar Skechers. Skechers'dan aldım bunları. Skechers mı diyorsun? Nasıl okunuyor yine? Telaffuzun öldü yani şu an. Böyle bir ayakkabı. Çok rahat bunlar biliyorsunuz. Bunu da şöyle bak, bu 80 euroydu. 80 euro'da ne kadar ediyordu? 525 mi? 523 lira mı? Öyle bir şey. Yani en çok para verdiğim şey bu ayakkabı oldu. Evet, sonra işte ay arkadaşlarıma falan böyle hediyeler aldım. Onları gösteremem çünkü onlar hediye. Ve işte böyle yiyecek içecek falan farklı bir sürü bir şeyler aldık. Makarna falan, İtalyan makarnaları. Onları da göstermeyeyim artık. Makarna zaten ya da yiyecek içecek yani gösterecek. Göstermek istemiyorum yani yiyecek içecek. Yine konuşamadım. Onları göstermek istemiyorum. Böyleydi. Bugün de böyle alışverişle falan geçti. Güzeldi. Sonra biz işte tekrar yemek yemeye falan çıkabiliriz. Yarın da tahminimce böyle valiz hazırlamakla falan geçecek. Öyle olacak yani. Şimdilik yine ben sizi öpüyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi de Vatikan Müzesi'ne geldik. Daha yeni girdik. Burada bayağı bir kalabalık var. Girerken de bayağı zorlandık. Bakalım neler göreceğiz. Şimdiden değişik geldi bana. O kadar kalabalık ki gez bitmez yani. Daha yeni gezmeye başladık. Vatikan Müzesi. Her yerde değişik böyle. Mesela şunlar altınmış. Arkamda gördüğünüz falan. Bunların hepsi altın. Çok değişik. Bakalım bu oralarda. Ay gez bitmiyor ki. Bayağı büyük. Hadi öptüm. Arkadaşlar, bir haftalık İtalya'da yaşamak videomuzun sonuna geldik ve ben de döndüm. Biraz sonra da İstanbul'a geçeceğim. Şu anda Isparta'dayım. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı umarım unutmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.